Gençler, hepinize merhabalar. Bugünkü dersimizde İngilizce, Türkçe çeviri soruları çözüm teknikleri üstünde duracağız. Bildiğiniz üzere gençler, Türkçeden İngilizce'ye 6, İngilizce'den de Türkçe'ye 6 soru olmak üzere toplamda 12 çeviri sorusu karşımıza çıkıyor. YDT çeviri soruları önceden daha kolayken günümüzde biraz daha zorlaşmaya başlamıştır. Bundan dolayı artık soruları çözerken daha dikkatle çözmemiz gerekir. 6 sorudan oluşan çeviri sorusu, Türkçeden İngilizce'ye bahsediyoruz. YDS sonucunuza, yabancı dil sınavı sonucunuza toplamda 7,5 puan etki eder. Her bir soruya da ortalama gençler ayırmamız gereken süre 60-70 saniyeyi geçmemelidir ki reading parçalarına daha fazla zaman ayırabilelim. Öncelikle bütün sorularda olduğu gibi çeviri sorularında da özne, yüklem, varsa zaman zarfına dikkat etmemiz gerekir. Bunun yanı sıra cümle çatısının etken mi yoksa edilgen mi olduğuna çok çok dikkat etmeliyiz gençler. Mesela Ali seviyor mu yoksa Ali seviliyor mu? Yani etken mi yoksa edilgen mi? Bunun ardından cümlenin öznesine, zamanına ve çatısına uymayan şıkları elememiz gerekecektir. Zaten sadece eylemden giderek 2 ya da 3 şıkkı eleyebiliriz gençler. Ardından çevireceğimiz cümlenin bağlaç ve edatlarına çok çok dikkat etmemiz gerekir. Çünkü yabancı dil sınavını hazırlayanlar bizi en çok bağlaçlar noktasında yanıltmak isteyeceklerdir. Mesela however, but, although, despite, because, so gibi bağlaçların kullanım alanlarını çok çok iyi bilmeliyiz. Ve bunları birbiriyle karıştırmamalıyız. Ve bağlacın hangi cümlede kullanıldığına çok çok dikkat etmemiz gerekmektedir gençler. Çeviri sorularıyla ilgili bilmemiz gereken çok çok önemli bir nokta daha var. Soruda birden fazla şık çevrilmesi istenen cümle ile aynı anlamı taşıyabilir. Ama biz sadece anlama değil, aynı zamanda kullanılan gramer yapısına, özellikle de bağlaçlara, yani conjunctionslara odaklanmamız gerekecek. Öğrenci geliyor diyor ki, hocam bu iki şık arasında hiçbir fark yok. Bu iki şık birbirine çok yakın. Ne yapmam lazım? Bu iki şıkta gençler mutlaka gramer yapısı ya da kullanılan bağlaçta ufak bir değişiklik vardır. Bu noktada dikkat etmemiz gerekecektir. Unutmamamız gerekir gençler, çeviri soruları yabancı dil sınavında en çok puan toplayacağımız soru tiplerinden biridir. Yani banko sorudur. Bu soruları kaçırmayacağız. Her ne kadar yakın zamanlarda çok çok zor sorular çıksa da çeviri soruları diğer soru tiplerine göre daha kısa sürede ve daha kolay bir şekilde çözülebilir gençler. Böylece buradan kazandığımız zamanı diğer soru tiplerine ayırabiliriz. Şimdi örnek sorular üstünde birkaç çeviri tekniği uygulayalım. Soruyu okuduğumuz zaman scientists working in the nuclear industry claim that the risk of radioactive waste escaping from one of their plants during routine operation is very small indeed. Soruyu okuduğumuzda demin bahsettiğimiz şey, öncelikle gençler yükleme bakmamız gerekiyor. Sorunun yüklemi claim that, iddia ediyorlar veya hadi biraz daha zorlayalım, ileri sürüyorlar şeklinde, ama genellikle gençler iddia ediyorlar gibi bir çeviri yapmamız gerekecektir. Bu bakımdan Adana, hadi bizim için ihtimalli bir şık diyelim gençler, dursun. Şöyle bir kalemimizi de alalım gençler. Adana bizim için ihtimalli bir şık desin, bu şık üstünde duralım. Çünkü ileri sürüyorlar. Bursa'ya baktığımızda söylüyorlar ifadesi var cümlemizin ana fiiliyle. Türkçe çevirinin ana fiili birbirine uymuyor. İddia ediyorlar. Büyük ihtimalle cevabımız Ceyhan olacak gençler. Başka bir iddia ediyorlar şıkkı yoksa. Denizli'ye bakıyorum, dikkat çekiyorlar. Cümlemin fiiliyle uymuyor gençler. Edirne'ye bakıyorum, belirtiyorlar. Cümlemin fiiliyle uymuyor. Benim üstünde durmam gereken şık 1 Adana, 2 Ceyhan. Bakıyorum gençler, nükleer endüstride çalışan bilim adamları küçük santrallerden birinin bakımı sırasında sızan radyoaktivitenin gerçekten çok tehlikeli olduğunu ileri sürüyorlar. İleri sürüyorlar. Ceyhan'a bakıyorum. Nükleer endüstride çalışan bilim adamları santrallerden birinin rutin bakımı sırasında sızan radyoaktivite tehlikesinin çok küçük olduğunu. Burada gençler yine bizim için ince bir ayrıntı var. Burada Adana şıkkında küçük santraller demiş gençler. Ama cümleye baktığımızda santralleri, küçük sıfatının santralleri değil de radyoaktivite tehlikesinin küçük olduğunu söylediği için cevabımız Ceyhan olacaktı. Bir sonraki soruya bakalım. We will need a few more workers to meet the increasing demand. Şimdi yine ana fiilinden gidecek olursam we will need. Bakalım gençler, Adana'ya bakıyorum, gerekiyor.
Bursa'ya bakıyorum, karşılayamayız. Ceyhan'a bakıyorum, benim tam ana cümlemin fiilini karşılayan ihtiyacımız olacak. Hem anlam bakımından hem tense bakımından will'le çekimlediği için gençler Ceyhan şıkkı cümlemin ana fiilini karşılıyor. Denizli'ye bakıyorum, gerekiyor. Edirne'ye bakıyorum, gerektiriyor. Sadece yüklemden giderek yaklaşık 10 saniyede bu soruyu çözebiliriz gençler. Bize müthiş bir zaman kazandıracaktır. Bir diğer soruya bakıyorum. Judging by the expression on her face. Şimdi burada yalnız şuna dikkat edelim gençler. Bu ana cümlenin, pardon, bu main clause değildir cümlemin. Bu cümle yan cümleciktir gençler. Buna da dikkat etmek gerekir. Çeviri sorularında bazı şıklar yan cümleciyi bize main clause, ana cümle gibi vermiş olabilir. Buna da dikkat etmemiz gerekir. She seems to have achieved what she wanted. Cümleme baktığımızda gençler ne görüyorum? She seems to cümlemin ana fiili gençler. Seems to gibi görünüyor gençler. Gibi görünüyor. Ne gibi görünüyor? To have achieved. Ya başarmış gibi görünüyor ya da elde etmiş gibi görünüyor. Burada tense'e dikkat etmek gerekir gençler. Büyük ihtimalle bu soruyu hazırlayan vatandaş cümlenin ana fiilinin tense'leri üstünde de oynama ihtimali var. Bakıyorum gençler, anlaşıldı. Adana ana fiilden gidiyor, yüklemden. Bursa anlayabiliriz, yüklemden gidiyor. Ceyhan elde etmiş gibi görünüyor gençler. Büyük ihtimalle cevabım yine Ceyhan. Başarılı olamadık. Ana cümlenin fiilinden dolayı gidiyor. Gibi görünüyor. Çok güzel. Aynısı gibi görünüyor. Ancak gençler burada baktığımız zaman elde edecek gibi görünüyor. Yani gramer yapısı olarak, hani demin bahsettik ya hocam, ikisi birbirine çok yakın. Ama ne fark var gençler? Burada gramer yapısı farkı vardır. Üst taraftaki cümlem perfect çekimlenmiş, elde etmiş gibi görünüyor ama Edirne edecek gibi görünüyor dediği için cevabımız nedir gençler? Ceyhan'dır. Diğer bir sorumuza bakalım. Advertisements are regarded. Kırmızı çizili yerlere, kırmızı yazılı yerlere lütfen dikkat edin gençler. Özellikle şimdilik renklendirme metodu kullanarak yaptım ben. Sınavda sizin beyniniz bunu renklendirme metodu olarak kullanacak. Advertisements are regarded by most people as an insidious form of brainwashing. Kabul edilmektedir gençler. Bir etken, pardon, edilgen bir fiil olacak. Present tense'de çekimlenmiş edilgen bir fiil olacak. Etken edilgenden gidecek olursak yıkamaktadır. Gitsin gençler. Ceyhan gitsin. Neden gitsin? Edilgen bir fiil ancak ana cümlemin fiili değildir gençler. Denizli'ye bakıyorum, olduğunu söylemektedir. Edilgen bir fiil değildir ve ana cümlemin fiili değildir. Edirne'ye bakıyorum gençler, yıkamaktadır. Yine ana cümlemin fiili değildir. Aynı zamanda edilgen bir fiil de değildir. Bu yüzden cevabım Adana olacak gençler. Son sorumuza bakalım. The crowd waiting in the square began to grow impatient as the hours went by and the minister didn't turn up. Şimdi gençler, buraya baktığım zaman began to grow impatient, sabırsızlanmaya başladı. Sabırsızlanmaya başladı. Bu fiille olan şıklar benim için çok çok önemli olacak ve o şıklar üstünde duracağım. Adana'ya bakıyorum gençler, kalabalık sinirlendi, began'i kullanmamış, eliyorum. Bursa'ya bakıyorum, sabırsızlanmaya başladı, dursun gençler. Ceyhan'a bakıyorum, sabırsızlanmaya başladı, dursun. Denizli'ye bakıyorum, sabırsızlanmaya başladı, dursun. Edirne'ye bakıyorum, huzursuzluğa yol açtı. Yine ana cümlemin fiilinden dolayı Edirne şıkkını da eliyorum. Şimdi elimde Bursa, Ceyhan, Denizli kaldı. Bursa şıkkına baktığım zaman, bakanın gelmesini bekleyen diye bir ifade gençler üst tarafta yoktu. Bakanın gelmesini bekleyip beklemedikleriyle alakalı bir ifade yoktu. Bursa bu yüzden gitti. Ceyhan'da da gençler, bakanın konuşması uzadıkça, üst tarafta herhangi bir şekilde bakanın konuşmasının uzun mu kısa mı olduğuyla alakalı bir cümle bulunamamaktadır. Ancak Denizli şıkkı, saatler ilerleyip de bakan gelmeyince alanda bekleyen kalabalık sabırsızlanmaya başladı. Doğru cevabım ne olacaktı? Denizli olacaktı gençler. Bir sonraki videomuzda çeviri soruları çözüm tekniklerini uyguladığımız sınavlarda çıkmış son 10 yılın sorularını çözeceğiz gençler. Görüşmek üzere.